Evet, etkinlik köşesindeyiz. Sizlere önerilerimiz var. Bugün iki kitap, aslında üç ama bir ayrı, ikisini birlikte hediye edeceğiz. Öncelikle şunu alıp göstermek istiyorum. Sabahattin Ali, malumunuz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli edebiyatçılarından biri. Kürk Mattolu Madonna desem herhalde kimden bahsettiğimi çok daha iyi anlarsınız. Onunla ilgili bir kitap armağan etmek istiyorum size. Sabahattin Ali'nin Şehirleri diyor. Şöyle çok güzel de içinde görmediğimiz fotoğraflar söz konusu. Bakınız. Sabahattin Ali'nin anneannesi Hatice Hanım, ailesi, şöyle göstereyim. Ailesi. İşte burada Sabahattin Ali hakkında yazılan en kapsamlı kitaplar. Kuyucaklı Yusuf, ilk basımı, şöyle el yazısı görüyorsunuz. Çok 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 değerli bir kitap. Sabahattin Ali'nin Şehirleri, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış bir kitap. Bunu size aktarmak istiyorum ve armağan etmek istiyorum. Bu bir. Evet, bunu kenara koyacağım ve devam ediyoruz. Buyurunuz efendim. Vizyona giren bir filmle devam edelim. Kızım ve Ben vizyonda. Zengin bir ailenin tek oğlu polis akademisine giriyor ve başarıyla mezun oluyor. Bu arada okurken Serap'la tanışıyor ve çocukları oluyor mutluyken. Fakat birden Serap bunalıma giriyor ve evi terk ediyor. Ve işte bir ailenin bir oğlu başarılı bu isim kızıyla tek başına kalıyor ve hayat mücadelesi başlıyor. Kızım ve Ben vizyonda Cemal Hünal başrolde, keyifle seyredebilirsiniz. Ve İstanbul artık biyenallere, kültür faaliyetlerine sıklıkla ev sahipliği yapıyor. Hepimizin bildiği İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Biyenali başlıyor. Hem de beşincisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriyor. 19 Nisan ve 23 Mayıs tarihlerinde Çocuk ve Gençlik Sanat Biyenali. Çocuklarımızı, gençlerimizi sanata erken yaşlardan itibaren alıştırmamız gerekiyor. Ve işte bu güzel organizasyon da bu açıdan son derece önemli ve değerli. Evet, yine bu tarafa gelmenizi rica edeceğim. Size armağan edeceğim ve tanıtacağım iki kitap. Liderler dünyayı değiştiriyorlar. İşte dünyayı değiştiren, iyi veya kötü tabii ki, liderlerden biri Trump'ın varoluşu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanında en zengin iş adamlarından biri. Emlakçı, işte tower'lar dikiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Fakat sonrasında Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına aday oluyor. İlk aday olduğunda tüm dünya, yok canım olur mu böyle bir şey, mümkün değil derken, gelinen noktada Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni ve kendi vizyonuyla dünyayı yönetmeye çalışıyor. Peki Trump nasıl var oluyor? Çünkü Trump'ın iş hayatında 1980'li yıllarda müthiş bir düşüş var. İflastan kurtuluyor ve sonrasında gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray'da Oval Ofis'e oturan isim oluyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? İnişler, çıkışlar oldukça da çapkın olduğu söyleniyor. Üç evlilik var hayatında. Bir iki tane gayrimeşru çocuğu olduğu söyleniyor vesaire. Bunlar işin tabii magazin yanı. Ama Trump nasıl var oluyor diye merak ediyorsanız bu kitap size armağanımız. Ve bir kitap daha var. Kaddafi'nin Son Gecesi. Yasmina Kadra, 2015 uluslararası bestseller. Kaddafi zamanında çok tartışıldı. İnsanlarına davranışı, o çadırı, böyle bedevi yaşamı diyeceğim, çok konuşuldu. Fakat sonrası büyük hüsran, sonu büyük hüsran. Büyük bir öfke patlamasıyla hayatını kaybetti bildiğiniz gibi. İşte bu iki kitap, dünya liderleri hakkında iki kitap bizim size armağanımız. Sabahattin Ali'nin kitabını da alayım. Bir kişiye bu şehirlere alışamadı, Sabahattin Ali'nin Şehirlerini armağan edeceğiz. Bir kişiye de Trump ve Kaddafi, dünyanın
tanınan liderlerinden ikisi diyelim. Armağan edeceğiz. Peki sorumuz ne olsun? Beni en zorlayan kısım da bu. Ne soralım? Instagram'dan gönderiniz lütfen efendim bize cevaplarınızı. Dün bu arada Valide Sultanlar'la ilgili size soru sorduk. Hürrem Sultan'da doğru cevap ve hemen kazananı söyleyeceğim. Belirledik kazananımızı. Sevim Göktaş. Sevim Göktaş, dünkü kazananımız, Valide Sultan kitabını kazanan kişi Hürrem Sultan. Üstelik de engelliymiş. Keyifle, sağlıkla, mutlulukla, huzurla okuyun diyorum. Keyifli günlerde okuyun. Bu kitaplar içinde Yapı Kredi'de sergi varmış bu kitapla ilgili. Sabahattin Ali'nin kitabıyla ilgili. Yok, onu sormak çok zor çünkü genel bir soru sormamız lazım. Bu üç kitabı iki isme gönderebilmek açısından. Ne soralım? Gerçekten kalmış durumdayım şu anda. Bugün bizimle birlikte olacak sanatçımızın ismini soralım. Gülmeyin, gerçekten iyice düşünerek soruyu belirledim. Kim bugün bizimle birlikte olacak sanatçı? Alişan. Evet, sorumuz bu. Bize gönderiniz cevaplarınızı. Zaten amacımız size kitap göndermek. Bu arada mikrofonum kulaklık sürekli çıkıyor. Onun için takamıyorum bir türlü de. Evet. Evet, kısacık bir ara verelim ve sonrasında konuğumuzla devam edelim. Define ve işaret uzmanı, araştırmacı yazar Uğur Kulaç bizlerle beraber olacak. Türkiye'de defineciliği, dünyada defineciliği, yasaların bu konuda ne dediğini, definecilerin ne aradığını, nasıl insanlar olduğunu, kimlerin definecilik yapabildiğini ve defineciliğin bir meslek olmasını konuşacağız. Gerçekten ben de merak ediyorum. Enteresan bir konu. Kısacık bir aranın ardından konuğumuzu davet edeceğiz. Uğur Kulaç bizlerle beraber olacak.